Nedir dileğin Yezide? Senden başka dileğim yoktur Mahmut. Dileğinin çaresini ağaçtan mı beklersin Yezide? Bu kaçıncı gündür bilir misin? Bugün 40. çaputu bağlamışımdır ağaca. Sağ salim gelesin diye. 40. çaputu bağlamışımdır bugün. Bugün 40. örüğünü öreceğim Yezide. Saçına 40. Murat düğümünü atacağım. Bugün 40 örük tamam olmuştur. Bu düğümler, bu örükler ne zaman çözülecek Yezide? Saçlarımın örüğünü çözmek ilk gece hakkındır Mahmut. Ya sen çözersin bu örükleri ya da ölüm. Ben Murat Anbunga'nın kitaplarıyla 1990'lı yılların ortasında tanıştım. Daha sonra Mahmut ile Yezida'yı 1978 yılında yazdığını öğrendiğimde gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü hala yeni yazdığı kitaplar da dahil olmak üzere güncel dili, güncel bakış açısını, güncel zihinsel durumu takip edebilen zihinlerden, yazarlardan bir tanesi. Bir de beni böyle acı konuyu dağıtacak ama Vedat Türkali çok şaşırtmıştır. Yaşının çok ilerlemiş olmasına rağmen çok modern bir zihirle yazabilen yazarlardan bir tanesiydi. Mahmut ile Yezida 1978 yılında Murat Anbunga'nın yazdığı ilk kitabı ve ilk tiyatro eseri. Aslında bu bir tiyatro metni. Daha sonrasında devlet tiyatrosu dahil olmak üzere bir sürü özel tiyatroda bu oyunu oynadı. Mezopotamya üçlemesi diye Mahmut ile Yezida, Taziye ve Geyikler Lanetler diye oluşan üçlü bir çalışmanın birinci bölümü. Bir Ezidi hikayesini anlatıyor. Yezidi, Yezid ya da Ezidi diye tarif edilebiliyor. İki dilde kullanılabiliyor. Ezidiler... Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de neredeyse milyona yakın sayıda olan bir gruplar, daha ağırlıklı Kürt bir kültürden gelen bir grup ama Türk de var, yani Türkçe konuşan Ezidiler de var. Şimdi sayıları birkaç yüze kadar düşmüş Türkiye'de, daha ağırlıklı dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış, göç etmiş bir inanış grubu. Çok farklılar inanma biçimi açısından. En önemli farklarından bir tanesi inanç kültürlerinin içerisinde şeytana tapınmak da var. Yani şeytanı ciddiye almak da var, önemsemek de var. Bundan kaynaklı şeytana tapınıyorlar diye tarif edilir. Ve Anadolu'da bu konuyla ilgili kaygıyla bakılır. Ama bu tam bir şeytana tapınma değil. Onun da bir yaratılışın parçası olduğunu, affedilen melek olduğunu, o gerekli eziyeti çekip geri dönen bir melektir. O yüzden onun da bir ilgiye, bir inanışa ihtiyacı olduğunu kabul eder. Onun dışında çok farklı bir sürü adetleri var. Mesela marul yemiyorlar, bal kabağı yemiyorlar, hatta maruldan tiksiniyorlar, ceylan eti yemiyorlar, lacivert giymiyorlar, Nisan ayında evlenmiyorlar. Ve daha sonrasından oluşturulmuş yazılı gelenekleri var ama asıl bir sözel gelenekten gelen bir inanış kültürü. Kültürlerin içerisinde olan önemli gelenek davranışlardan bir tanesi de birisi bir başka kişiyi çizerek bir çemberin içerisine alırsa çizen kişi çemberi silene kadar içerideki kişi çemberden dışarı çıkamıyor. Mahmut ile Yezida gelenek ve törelerimizin bizdeki duygusal etkisini anlatırken bunu bir metafor olarak kullanmış. Aşkta birbirimize karşı oluşturduğumuz duvarları bir Yezidi çemberinin hikayesiyle beraber anlatmış. Mahmut Müslüman kültürden geliyor. Yezida Yezidi kültürden geliyor ya da Ezidi kültürden geliyor. Birbirlerine aşıklar ve birbirlerine ulaşamamanın öyküsünü o Yezid çemberinin hikayesiyle beraber anlatmış. Hem köyündeki insanların yaşayışları hem de bir aşk hikayesinin Mahmut'la Yezida'nın birbirlerine karşı duydukları aşkın içerisinde. Murat Anbunga'n roman da yazan, işte uzun öyküleri olan, bu arada çok nefis öyküleri vardır. Yani Boyacıköy'de Kanlı Bir Aşk Cinayeti diye bir öyküsü vardır. Muhteşem bir öyküdür. Yılda bir defa okumaya çalışırım bir şeyde. Ve şiirlere olan bir yazar. Ama bence en çok şair bir yazar gerçekten. Yani şair bir yazar ne kadar doğru bir tanım olduğu emin değilim. Ama yani en çok şairlik yakışıyormuş gibi geliyor. Mahmut ile Yezida'nın dilinde de yukarıdan aşağıya o bir nitelikli bir şiirin lirik dili var gerçekten. Yani kitabı okumaya başladığınızda bir tiyatro metni olmasına rağmen o şiirin lirik akışkanlığını hemen metnin içerisinde hissedebiliyorsunuz.
O Yezidi çemberinin, aslında geleneklerin, törelerin hala içimizde ne kadar güçlü bir duyguyla bizi sarsabileceğinin duygusunu bize anlatmayı, bize geçirmeyi başarıyor kitabın içerisinde. İncecik bir kitap gördüğünüz gibi. İncecik bir kitap olmasına rağmen gerçekten bir balyoz darbesi almışçasına etkili bir kitap. Yani başından sonuna okuduğunuzda kalbinizde ağırlık yapan bir kitap. O yüzden okurken mümkün olduğunca eşinizin, dostunuzun yanında, sevgilinizin yanında okumanızı tavsiye ederim. Yoksunluk duygusu oluşturuyor. O yaşadığımız tuhaf aşktaki yoksunluk halinin kalbimizdeki ağırlığını hissettirtmeyi başarıyor bize. Mahmud ile Yezida bir Ezidi çemberinin sınırlarıyla, yani aslında zihnimizdeki o gelenek ve törelerin soyut sınırlarıyla birbirlerine kavuşamayan iki insanın aşk hikayesini Murat Anmunga'nın o çok şiirsel, lirik diliyle yazılmış halini okumak için okunur.